Dışarıda bekle. Sultanım yapma. Böyle devam edersen başka bir şeyin olduğunu anlayacaklar. Söyle. Sen yaptın değil mi? Sen İbrahim'e söyledin Leo'yu. Nereye satın aldın seni? Kaç altına sattın beni? Tamam. Vur bana. Haklısın. Ama benim günahım yok. Birileri Leo'dan mektubu alırken görmüş beni. İhbar etmiş. İbrahim Paşa çağırdı. Mektubu yakaladı üzerimden. Sonra da git bunu Hürrem'e ver dedi. Buluşunca yakalayacaktı sizi. Lakin sen gitmedin. Hatırla, ben de engel oldum gitmene. Sonra da odanı arattı bana. Leo'nun resmini buldum. Onu da verdin hemen. Zinhar vermedim. Aksine yaktım ben resmi. Yemin ederim. Hem ben Rusça biliyorum. Nenem Rus'tu benim. Kötülüğünü isteseydim daha ilk baştan yapardım bunu. Neden söylemedin bana? Ben bir yol bulurdum. Paşanın sözünden nasıl çıkardım? Öldürecekti beni, korkuyordum. Ben seni korumak istedim sultanım. Nesi var bunun? Hünkârımız olanlara üzüldü. Gebe de olunca hassas tabii. Sultanım, hünkârımız sizi has bahçede bekliyor. Galiba o ressam gelmiş. Ne diyorsun sen Sümbüla? Ne ressamı? Hünkârımız git haber ver diye buyurunca ben de ressam Leo geldi sandım. Sümbüla, seni öldürürüm şimdi. Çek dışarı. Sultanım af buyurun, ben ne dedim şimdi? Defol! Sultanım. Seni bundan sonra bu daireye girmekten men ediyorum. Yasak. Anladın mı? Siz bana güvenmeyin. Ben yalan söylemedim. Sizin için buradaki mektubu bile yaktım.
için hep sadık kaldım. Tehdit ettiler. Rüşvet verdiler. Ama satmadım sizi. Ben şehzadelerimizin başına bir şey gelmesin diye kolladım. Sultanım dedim. Daha ne yapayım? Öleyim mi? Emir ver canımı alsınlar. Hünkârım beni Nihaz Bahçı'da bekliyor. Sultanım. Beni affedin. Yüzüme bakmadan çıkmayın. Size sığındım. We'll be right back.